Merhaba arkadaşlar, bu videoda size Kuşa Autoclicker'ı tanıtacağım. Kuşa Autoclicker, Telegram oyunlarında veya işte otomatik tıklama yapan airdrop oyunlarında size şu faydayı sağlıyor. Ban riski olmadan, ban riskiniz olmadan sizin bu oyunlarda otomatik tıklama yapabilmenizi sağlıyor. En azından ban riskinizi sıfıra indiriyor veya çok yaklaştırıyor, yani öyle söyleyeyim. Neredeyse imkansız diyebilirim. Hani böyle bir sistemin yakalanması çok kolay değil, yani gerçekçi gelmiyor bana. Şimdi öncelikle Kuşa Kripto Bot'a giriyorsunuz. Videonun altına zaten linkini bırakırım. Daha sonrasında Kuşa Kripto Bot'ta açtığınızda start komutunu veriyorsunuz. Start komutunu verdiğinizde direkt zaten karşınıza böyle bir şey geliyor. Burada zaten airdrop dediğinizde burada bizim oynadığımız, grupça oynadığımız airdrop oyunlarını görebilirsiniz. Partner borsa kayıt linklerimiz var. Yine aynı şekilde bizle beraber trade edebilirsiniz. Kuşa Kripto Airdrop, Kuşa Airdrop kazanç kanalı var. Buna katılmanız lazım. Bir de Twitter kanalını da buraya ekleyeceğim. Onlara da katılmanız lazım. Burada Bloom botumuz da var. Kuşa Autoclicker da var. Ya bunları indirebilmek için kanallarımıza abone olmanızı bekliyoruz. Yani abone olmazsanız indiremiyorsunuz. Oralara abonelik istiyor. Öyle bir şartı var sadece. Onun dışında herhangi bir ücret yok, bir şey yok. Gayet sadece bizden biri olmanız yeterli. Kuşa Autoclicker'a tıkladığınızda direkt olarak size bir tane link veriyor. O linke gidip şey yapabilirsiniz. Uygulama indirebilirsiniz. Daha sonra burada bir de Kodal'a tıklıyorsunuz. Kodal'a tıkladığınızda burada size bir kod verecek. Bu kodu da uygulamayı aktif etmek için kullanacaksınız. Şöyle size göstereyim. Uygulamayı indirdiniz diyelim. Şöyle aşağı alayım bunu. Uygulamayı indirdiniz. Çalıştırdım. Exe'ye çift tıklayarak çalıştırdım. Yani internet bağlantısı gerektiriyor. Çünkü sizin kanala bağlı olup olmadığınızı vesaire kontrol ediyor bu. Burada yine Telegram ve Twitter linklerimiz var. Buradan da üye olabilirsiniz Telegram ve Twitter'ımıza. Daha sonra burada Telegram botumuz üzerine kod alabilirsiniz. Dediğinizde zaten kod al, otomatik yine oraya gönderecekse az önce aldığımız kodu aldıracak. Size özel kodu giriniz diyor burada gördüğünüz gibi. Kodu girmeden gördüğünüz gibi açmıyor. Herhangi bir şekilde. Buraya o kodu girmeniz önemli. Yine geliyorum BlueStacks'e. Kodumu alıyorum şuradan. Copy diyorum. Tabi bu uygulama için de copy ettim. Buraya yapıştırdım. Yapıştırdım. Kaydet dediğimde bakın burada zaten durum olarak onaylandı kısmı geliyor direkt olarak size. Onaylandığında bu sefer uygulamanızı açabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi mouse konumuna göre tıklama botu, ban korumalı botumuz. Burada geliyorum. Örneğin Kuşa Kripto Bot üzerindeki botlardan mesela örneğin hep üzerine deneme yaptım, gösterdim. TapSwap'i gösterebilirim yine. TapSwap açalım. TapSwap'i açtığımda gördüğünüz gibi yani burada TapSwap'in gayet dümdüz bir tap botu var zaten. Burada şimdi mouse konumuna göre bir tıklama yaptırabilirsiniz zaten. Mesela bunu nasıl yaptırabilirsiniz? Gayet geliyorum. Şöyle. Benim botum burada zaten mevcut. Q tuşuna bastığınızda zaten bot direkt başlayacak. Veya buradan tıklamayı başlat diyebilirsiniz. Ben arka planda direkt tıklamayı başlat deyip şuna geçebilirim. Gördüğünüz gibi tık 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 tık. İstediğiniz yere, yani mouse neredeyse sabaha kadar tıklayacaktır. Bu şekilde bir autoclicker. Düz bir autoclicker zaten kullanabilirsiniz. Fakat isterseniz böyle kullanabilirsiniz. Fakat bunu belli bir noktada böyle bırakmak sürekli olarak aynı noktaya tıkladığınız için bir sorun oluşturabilir. Şöyle puanlarımı da bitirmeyeyim çünkü tıklayacağım daha. Bir sorun oluşturabilir. Bu sebepten dolayı hani böyle aynı noktaya aynı aralıkta tıklamaktansa Q tuşuna basarak durduruyorum botumu. Daha sonrasında geliyorum botuma tekrardan. Bakın Q tuşuna bastığım için bot durdu. Tekrardan tıklamayı başlat diyor. Buraya mesela atıyorum 200 ms satabilirsiniz. 200 ms sattığınızda bu sefer her bir tıklamanızın arası 0 ile 200 arasında random bir değer veriyor. Mesela 171 milisaniye boşluk bırakıyor. Bir dahakine 141 milisaniye. Bir dahakine 120 milisaniye. Bu sayede bilgisayarsız robot olarak algılamıyor. Yani arada tık 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 yapmıyorsunuz da arada S vererek daha insansı bir şey yapıyorsunuz. Yani random değerlerle ara veriyorsunuz. Çünkü siz elinizle tıkladığınızda
141 saniye, 156 saniye, 178 saniye gibi sürelerde tıklayacaksınız. Ama böyle yapmazsanız bu sefer tık 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 tıklayacaksınız. Bu sefer diyecek ki bu robot bir hareket. O yüzden ban yeme ihtimaliniz var yani. Airdrop'tan non-eligible olabilirsiniz. Yani Airdrop alamayabilirsiniz. Tıklamayı başlat demenize gerek yok. Direkt botu açabilirsiniz. Şöyle Q'ya bastığınızda zaten tıklayacaktır. Bakın. Şimdi aralarına hissedersiniz veya hissetmezsiniz. Aralarına belli bir süre koyuyor. Zaten belli görüyorsunuzdur yani sizde ama görmüyorsanız da araya koyduğu süre sürekli farklı. Arka planda emin olabilirsiniz. 171 milisaniye, 140 milisaniye, 158 milisaniye, 0,8 milisaniye gibi araya milisaniyeler atıyor ve bu sayede sizin maniminizi engelliyor. Q'ya bastım ama durmamış bot. Çünkü ya biz belli bir süre koyduğunuzda orada time slip'te olduğu için arada durmayabiliyor. Birkaç kere spamlamanız gerekebiliyor tıklamayı kesmesi için. Böyle bir dezavantajı var botumuzun şu anlık. Onu da çözeriz bir dahaki sürümlerde. Autodesk'i falan açtı bilgisayarım bu yüzden. Tamam, şöyle açayım tekrardan bunu. Şöyle ön kısmına gelelim. Şimdi burada bunun haricinde bir de sol üst nokta, sağ üst nokta, sol alt nokta, sağ alt nokta şeklinde ifadelerim var. Mesela burada ne işe yarıyor derseniz. Burada bunu kapatayım. Burada bu botumuz sayesinde tabi aradaki süreyi verdik ama aradaki süreyi vermemiz yeterli bir şey değil. Neden? Çünkü buradaki botumuz şöyle şunu pencere yapacağım. Küçülteceğim ki alanı seçtirebileyim. Şöyle yapacağım ve solu kapatacağım. Şimdi botumuz sol üst nokta, sağ üst nokta, sol alt nokta, sağ alt noktayı seçip aradaki random bir noktaya tıklayacağız. Çünkü hep aynı milisaniyede tıkladığı gibi hep aynı noktaya da tıklarsa bu da bizim için bir sorundur. Çünkü bilgisayar yine diyecek ki bu hep aynı x noktasına nasıl tıklıyor? Elle tıklayan insan sürekli aynı noktaya tıklayamaz. İlla ki seker, sağa sola gider. Bu sayede şey yapabiliyorsunuz. Verdiğim alan içerisinde random tıklama yapsın tikini seçiyorsunuz. Daha sonra bak sol üst noktada belli bir değer seçili gelmiş. Niye öyle bilmiyorum. Sol üst noktaya hiç seçmezseniz ve botu çalıştırmaya çalışırsanız zaten bot çalışmayacaktır. Bot çalışmaz. Gördüğünüz gibi koordinatlar henüz ayarlamadı veya geçersiz de. 4 koordinatı seçmeniz gerekiyor. Öncelikle botun çalışması için. Sol üst nokta dedim. Daha sonra şuraya mouse'umu getiriyorum ve bekletiyorum. Daha sonra sol alt nokta dedim. Sol alt noktaya getiriyorum hani o kareyi oluşturmak için. Sağ üst nokta diyorum burası olsun. Sağ alt nokta diyorum burası olsun. Yani bu noktalar arasında random bir yere tıklasın istiyorum. Şimdi Q tuşuma basarak başlatabilirim. Bakın gördüğünüz gibi sürekli ayrı bir noktaya tıklıyor. Hiçbir şekilde aynı noktaya tıklamıyor. Aynı noktaya tıklamadığı için de bilgisayar beni robot olarak görmez. Farklı noktaya tıkladığım için yakalayamaz. Zaten BlueStacks üzerinden çalıştırdığım bir uygulamanın bilgisayarımda benim tıkladığım veya robot bir hareketle bir botla tıkladığımı anlaması mümkün değil. Ancak ve ancak tıklama arasındaki mesafelerimden veya tıkladığım noktadan anlayabilir. Bunu da biz bu şekilde aslında aşmış oluyoruz. Bu da bir çözüm oluyor tabii. Yine bot üzerine güncellemeler gelebilir. Yani farklı oyunlar için ne bileyim renklere tıklama tarzı güncellemeler gelebilir. Eğer gelmesini istiyorsanız yine Telegram kanalımıza abone olun. Twitter'dan da takip edin. Aynı şekilde videonun altına da yazın yani yorumlara böyle böyle şeyler istiyoruz diye ben de ona göre istendiğini bileyim. İstenirse eğer bu tarz şeyler çekeriz. Şöyle Q tuşuna basarak botumu durdurdum yine. Q tuşu bizim önemli bir tuşumuz. Böyle botu kapatabilirsiniz sonra. İstediğinizde tekrar açabilirsiniz. Zaten kodu bir kere kaydettiğinizde otomatik olarak bir daha açtığınızda zaten veri tabanına kaydettiği için tekrar bir kod girmeniz gerekmeyecek. Bilgisayarınızda onaylı bir şekilde kalacak. Ancak ve ancak şöyle bir durum olabilir. Yani aylık vesaire ben kodları değiştirebilirim. Bazen aylık, 3 aylık, 5 aylık periyotlarda. Öyle bir şey olursa tekrardan bot üzerinden kod almanız gerekebilir. Sadece bu yani. Diğer kodu girip tekrar çalıştırıp onaylayıp devam edebilirsiniz. Bu şekilde bir önerim var size. Yine bizim birazcık da kanalımızdan bahsedeyim. Airdrop kanalımızdan. Burada yeni bir oyun çıktığında bahsediyoruz.
İşte yeni bir airdrop fırsatı çıktığında bahsediyoruz. Borsaların ödüllü kayıt linkleri oluyor, etkinlikler oluyor. Bunların hepsinden bahsediyoruz. Örneğin borsada sadece üyelik açıp herhangi bir kripto para borsasına 10 dolar. İşte içine bir 20 dolar atıp hiç dokunmayıp 20 dolar, 30 dolar veya bonuslar elde edebiliyorsunuz hiç herhangi bir risk olmadan. Veya işte trade edecekseniz daha güzel imkanlarla trade etmeniz için size olanaklar sunuyoruz. Kesinlikle gözünüze çarpan bir şey olacaktır. Çok faydalı bir kanaldır. Zaten kısa sürede güzel bir kitleye ulaşmış bir kanaldır. Takip etmeniz sizin faydanız olacaktır. Yani ne olacak? Mesela yatmış ödüllerimiz var burada. Bitget suyu ödülleri yattı. Lea Bank 10 dolar kayıt bonusu dağıtıldı vesaire de zaten postlar atmışım. Gayet de aktif gördüğünüz gibi zaten 120 kişilik vesaire yorum alan postlarımız var. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. İyi günler dilerim. Kolay gelsin.